Selam sevgili dostlar, merhaba yazılımla PHP dersine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde değişkenlerde miras alma yönteminden bahsetmiştim. Bugün ise Erra yani dizilerden bahsedeceğim sizlere. Hemen diziler.php dosyamı oluşturuyorum ve example'ıma bakıyorum, kontrol ediyorum, çalışıyorum, evet çalışıyorum. PHP taklarımı açıyorum ve dizilerin yani array'ın ne olduğundan bahsedelim. Evet arkadaşlar biz bir veriye ulaşabilmek için PHP'de neler yapıyorduk? Değişkenler oluşturuyorduk. Ve biz bu değişkenlerle ekrana echo ile veya print ile bu değişkenleri yazıyorduk. Peki birden fazla veri daha büyük veriler geldiğinde tek tek değişkenler mi ulaştıracağız? Hayır. Biz bu verileri dizilerde yani array'larda biriktirebiliriz. Yani Array'lar birden fazla veriyi depolayan bir veri türü olarak görebiliriz. Hemen örneğimize başlayalım. Ne örnek verelim? Dolar işareti meyveler diyelim. Meyveler diyelim. Ve bunun bir dizi olacağını belirtelim. Yani bir Array olacağını belirtiyoruz. Peki bu Array'lar neler barındırabilir? İçlerinde nasıl veri türleri barındırabilir? Arkadaşlar Array'lar içlerinde String değerler, Integer değerler, farklı veri türlerini de barındırabilirler. Hemen string değerlerden meyvelerimizi dizimize aktaralım. Ekleyelim. İlk meyvemiz muz olsun. Virgül diyorum. Daha sonra buna elmayı ekleyelim. Elma virgül. Bir tane daha ekleyelim. Kiraz. Virgül. Karpuz virgül portakal daha sonra bir tane daha ekleyelim ne olsun kavun diye bir dizi oluşturdum çok güzel peki ben bu oluşturduğum dizindeki elemanlara nasıl erişeceğim bakalım bu şekilde erişebilir miyiz Eko diyorum dolar işareti meyveler noktalı virgülümü koyuyorum Tarayıcımı çalıştırayım. Localhost PHP dersleri, deyip oluşturduğum dizileri çalıştıralım. Bakın, ben bir diziye bu şekilde echo meyveler yazarak erişemiyorum. Bana burada bir hata veriyor. İçine farklı bir şekilde erişiyor bana burada. Peki nasıl erişebilirim? Arkadaşlar, diziler indes mantığıyla çalışır. Yani her bir veri bir numara. Numaralandırma, indeksleme yöntemiyle çalışıyor arkadaşlar. Hemen bunu gösterelim peki nasıl çalışıyor. Köşeli parantezler içinde dolar şartı meyvenin sonuna gelip buraya bir numara veriyorum. Mesela bir değerindeki verinin ne olduğunu bana ekrana yazsın. Hemen geliyorum arkadaşlar. F5 dedi. Bakın bir numarayı elma verdi. Sayalım bakalım. 1, 2, 3 ama e, burada 1'e elma verdi. Burada bir muzdan başlıyor. Evet arkadaşlar, problem şu. Problem demeyelim de, algoritması bu işin. Dizilerde verilerin indisleri sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Peki neden? Şimdi e, oluşturulan algoritmalar, programlama temellerinde genellikle C ve C++ tabanlı oldukları için ve bunlar da belleklerinde, hafızalarında, algoritmalarında dizinleri sıfırdan başlatıyorlar arkadaşlar. PHP de C ve C++ tabanlı bir programlama dili olduğu için bunu miras aldı. Bu şekilde biz dizinlerimizi sıfırdan başlatıyoruz. Peki hemen bakalım 0, 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir 5 eleman var ama normal saymada bu 6 elemanlıdır. Değil mi arkadaşlar? Gelelim bir alt satırda birleştirme operatörüyle de bunu sıfırıncı elemanın ne barındırdığını ve diğer elemanların ne barındırdığını görelim. Geliyorum eko diyorum tekrardan. Dolar işareti meyveler ve bana burada üçüncü elemanı yazsın. Üçüncü indis numaralı elemanın ekrana yazdırsın. Bakalım hangi meyve. F5 diyorum. Bakın karpuzu verdi arkadaşlar. Hemen bakalım. 0, 1, 2, 3. Evet 3 karpuzmuş. Çok güzel. Peki ben bu dizinin içindeki toplam eleman sayısını nasıl göreceğim? Hemen baş bakalım. Şöyle yapalım. Nasıl gör? Eko diyelim. Kont ile saydıralım arkadaşlar. Eko. count, count saydır demek zaten İngilizcesi arkadaşlar. Neyi saydıracak bana? Toplam eleman sayısını vermesi için dolar işareti meyveler diyeceğim. Bakalım şuraya da bir eko ile düz çizgi atalım. Devre diyelim. Karışmasın iç içe. Girmesin arkadaşlar. F5 diyorum. Bakın toplam eleman sayısını 6 olarak veriyor. Normal sayma sayıyla evet bu 6 elemanlı bir dizi. Ama biz indisleri sıfırdan başlattığımız için 5 elemanlı bir dizi alacak. Ve biz erişim sağlamamız için bu yöntemi kullanmamız lazım. Peki biz her seferinde indisleri köşeli parantezler içinde erişip almamız mı lazım? Hayır. Ya çok büyük verilerde bunu SQL'den çekebiliriz. Bir exemplar, bir API dosyası olabilir. Bunları tek tek indis numaralarıyla alamayız arkadaşlar. Peki ne yapabiliriz? Biz bu verileri çekebilmemiz için for, while gibi döngülere bunları eklememiz lazım. Evet, for ve while döngülerine daha girmedik. Bunları dizilerden sonra sizlere anlatmaya çalışacağım ama ufaktan bir giriş, bir kulak alışkanlığı olsun bir yapalım arkadaşlar. Evet. Şimdi oluşturduğum bu sayı ben bir değişkene atayım. Ve oradan for döngüsüne bu oluşturduğum sayma işlemini, kont işlemini for döngüsüne ekleyeyim arkadaşlar. Geliyorum dolar işaretli saydır diye bir değişken oluşturuyorum. Peki bunun ne olacağını belirtmem lazım. Bunun bir kont fonksiyonu olduğunu yani ben burada bir sayma işlemi yapacağım. Kont diyeceğim. Neyi sayacağım arkadaşlar? Yukarıdaki olduğu gibi meyveleri sayacağım. Meyveleri sayıyorum. Ve eko diyorum. Bana dolar işareti meyveleri ver. Saydırı pardon. Saydırın kaç elemanı olduğunu bu şekilde yaz. Ve buraya bir şuradaki hr'yi alalım. Geliyorum. Hr diyorum. Karışmasın. F5 diyorum. Bak değişkeni aktardıktan sonra da değişken 6 elemanını bize verdi. Çok güzel. Şimdi ben geliyorum bunu bir for döngüsüne çekeceğim. For diyorum arkadaşlar parantez açıyorum. Ve diyorum ki for'un içinde bir şart belirlemem lazım arkadaşlar. Ona göre verileri ekrana yazdıracağım. Dolar işareti i diye bir değişken oluşturuyorum ve bunu sıfıra eşitliyorum. Peki neden? Çünkü dizin elemanları indeksel sıfırdan başlıyordu. Biz de elemanı sıfırdan başlatıp tek tek arttırıp bir karşılaştırma yapacağım şuraya noktalı virgül koyuyorum. E dolar işareti i küçük diyorum. Neyden arkadaşlar? Saydır fonksiyonundan. Dolar işareti saydır değişkeninden Kadar doğrusu Saydır değişkeninden karşılaştı. Peki bu karşılaştırmayı neye göre yapacağım arkadaşlar? İçindeki verilere göre. Ben geliyorum diyorum. Ben sıfırıncı elemanın toplam eleman sayım kaçtı benim? 6. 0 6'dan küçük mü? Evet, 0 6'dan küçük. O zaman ben bunu ekrana yazdırabilirim. Tamam bu şekilde yazdırdım ama benim bunu arttırıp karşılaştırma yaptırmam lazım. Onun için de diyorum ki o zaman oluşturduğum dolar işareti iyi. Artık sen bir art. Yani bana bütün elemanları karşılaştır. Çok güzel. Süslü parantezlerimi açıyorum ve sonuçları olayları ekrana yazdırmam lazım. Eko diyorum. Neyi yazacağım arkadaşlar? Dolar işareti meyveler Peki ne yazacak buraya? Artık ben meyveleri dolar şartı iyi ile tutuyorum. Buraya dolar şartı i yazdıracağım. i yazdırdım ve bunları tek tek yazdım ben arkadaşlar. Br ile. Noktalı virgülümü koydum. Evet bakalım nasıl bir görüntü sağlayacağız ekranda. F5 diyorum. Bakın buraya bir hr koyalım. pardon şöyle bir hr'ye geliyorum şuraya koyuyorum ve sayfayı yeniliyorum Evet bakın arkadaşlar bana dizinin içindeki bütün elemanları yazdırdı Peki bu yazdırma işlemini daha detaylı görelim nasıl yazdırıyor arkadaşlar bahsettiğim gibi sıfır indisli numara geliyor diyor ki ben sıfırdan başlıyorum İyi, güzel sen sıfırsın Peki sıfır saydırda oluşturan eleman sayısından küçük mü? Evet toplam eleman sayım 6 idi. 0 6'dan küçük. O zaman sen ekrana yazın. Ve art. Arkadaş tamam 0 yazdım. Ben 1 oldum şimdi diyor. 1 geliyor. Burada diyor ki küçük mü? 6'dan evet sen de gel. Peki ben burada elemanın e, değerini 7 veyahut da 8 yaptırdığımda ilk baştaki gibi bir hata alacağım. Yani diyecek ki senin eleman sayın bu. Sen bundan daha fazlasına gidemezsin. Zaten burada o koşulu bana sağlıyor arkadaşlar. Evet dizilere güzel bir giriş yaptık bu şekilde for'u da görmüş olduk arkadaşlar. Dizilerin elemanlarının nasıl çekildiğini birden fazla büyük verilerin elemanlarının for ile nasıl aktarıldığını gördük. Ee, i̇lerleyen projelerde daha büyük projelerde mesela PHP'de bu tür fonksiyonları detaylı bir şekilde göreceğiz arkadaşlar. Ee, bir sonraki derste diğer dizi türlerini göreceğiz, bolca örnek yapacağız önemsenmesi gereken bir sistem arkadaşlar yani bir fonksiyon diziler for dizileri günlük programlama hayatımızda bolca kullanacağız. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin arkadaşlar.